yerdeyseniz. Yer yaptım. Peki. Ben daha yüksek veriyorum size ama bakalım evet. Selma Hanım kaç puan verecek Tuğba'ya ve yemeklerine. Benim puanım 4. Peki, size de çok teşekkür ederim. Peki 4 puan içinde sizden de neler var, öğrenebilir miyim? Yani 4 puan hangi yemeğime, neye verdiniz? Böreğine ve tatlına verdim. Diğer yemeklerimi beğenmediniz. Onlara damak tadıma uymadığı için. Peki masa düzeni? Fena değildi. Fena güzel, değildi. Fena. Acaba bu puanlarda şunun masa payı düzenim, var mı? Çok affedersin. Çok özür dilerim ben. Güzel olduğu için yemekleri bariz güzeldi çünkü. Siz de güzel dediniz. Sofrası, sunumu, güler yüzü, hızı. Tamam, acaba peki. Kendi gelinlerinizi rakip olarak gördüğünüzden dolayı birazcık hani düşünüyorum da hayır düşünmedim. Rakip olarak görmüş oldunuz mu? Asla öyle bir şey düşünmedim. Rakip de, pardon o zaman şöyle söyleyeyim. Rakip olarak görmediniz mi gelinlerinizi? Asla. Herkes kendi gelinine iyi veya kötü güvenir. Rakip olabilir mi ona? İddialı mı sizce? Son ikiye kalabilecek bir yarışmacı mıydı? Onu da şey zaman gösterir. Şu anda hiçbir şey söyleyemem. Hayır hayır. Ben şunu öyle sormuşum. Ben çok açık soru soruyorum canım. Buna lütfen. Ya. Yani cevap verebilecek kapasitede, bilinçte, zekada tabii ki, insanlarsınız. Tabii ki. Sizin gelininize rakip olabilir mi, olamaz mı? Niye olmasın? Bütün gelinler birbirine rakip olabilir. Fazla, yani şansı daha mı fazla? Mesela dünle mukayese edelim. Yani evet. Dünle mukayese edelim. Dünden daha mı iyiydi değil miydi? Daha iyi. Dünden bir tek tatlıyı beğendim ama bugün böyle. Ama masası, Emrah'ın masası nasıldı? Dört dörtlüktü. Siz dün kaç puan vermiştiniz? Üç vermiştim. Bugün de dört mü? Evet. Yani gene çünkü dün tatlıyı beğendim. Ben aldım cevabı. Tamam, seyircilerimiz de anladı anlayacağını zaten. Bakalım Mercan Hanım kaç puan verecek? Seyircilerimiz çok akıllı, çok bilinçli, çok her şeyin farkındalar. Siz ne derseniz deyin, onlar ekranı o kadar güzel şekilde ölçüp biçip tartıyorlar ki çok objektif tabii bir de gördükleri için, baktıkları için olaya çok açık her şeyi görebiliyorlar. Sizin görmediğiniz ya da görmediklerini zannettiğiniz şeyleri onlar çok güzel ayırt ediyorlar. Onun için ben beni çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Ve Mercan teyzeye dönüyoruz. Kaç puan bekliyorsun Mercan teyze? 2. O kadar da değil canım. 2 bekliyorum. O kadar değil. Teşekkür ederim mi? Tamam çevirin Mercan. Yani. Çevirin bakayım. Biliyorum. 2. Tamam, ben şaşırdım. Bak, yani. Bir tek Mercan teyzenin puanı. Çok düşük olmaması gerekiyor ama o zaten hiçbir şey beğenmedi. Demek ki gelini tarafından dolmuş ve gelinini düşünerek güzel yemeklere 2 verdi. Yazık tabii ki, haksızlık. Bence üçlük de bir masa değildi, ikilik de bir masa değildi bugünkü. Bugünkü sofra için Mercan Hanım'ın verdiği 2 puan çok adaletsiz oldu. Yani gerçekten 2 puan hak etmedi yemeklere. Yani en azından bir güler yüzlüğüne ver, bir masasına ver, 3 puan ver en azından. 2 puan ne demek yani? Bugünkü şey masanın yapma, puanları, yemeklerin takma. Puanı ben değildi. Güzel verdiğimi haksızlık düşünüyorum. Haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Gene aynen ben de haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Ben. Teşekkür ederim. Peki afiyet olsun. Eline emeğine sağlık. Afiyet çok olsun. Güzel hadi bir yemeklerin. Şimdi ben çok puan vereceğim. İzlersin. Tamam. Efendim, çok güzel. Size de afiyet olsun. Yerini size de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Rüyal Hanım. Ellerine sağlık. Afiyet. Evet bugünkü yarışmacımız sevgili Tuğba'nın eline emeğine sağlık diyorum. Sofrada da belirttim zaten. Dile getirdim beğenilerimi ve ben kendisine bu yemekler, bu sofra için puan veriyorum. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.